seçilmesi mücadelesinde yan yana geliyorlar. Hiç böyle ayrımları yok. Ama siyasetçiler bu kadar cesur değiller. Benim mesela Türkiye siyasetinin bütününe ilişkin en temel eleştirilerimden bir tanesi bu. Yani toplumun açtığı sorunları siyasetçiler aşamıyorlar. Korkuyorlar bu alanlara girmeye. Mesela şimdi biz Türkiye İşçi Partisi olarak hiçbir üyemizin ne etnik kimliğini sorarız, ne dini kimliğini sorarız, ne bir dini inancı olup olmadığını sorarız. Bunların hiçbirisinin bizim için önemli. Bizim için tek önemli şey şu. Ya emek ve sermaye arasındaki kutuplaşmada açık bir biçimde emeğin yanında mısınız? Şimdi söylediğiniz adaylarımızın hepsi için şu, bakın, hepsi için söylüyorum. Bütün adaylarımız esas olarak emekçidir. Mesela bizde bir tek şeyi bulamazsınız. Patron adayımız yok. Tamam yani böyle yok. Onlar gelmiyorlar bize. Ama moto kuryesinden işte ne bileyim maden işçisine. O mesela beşli çetesizden randevu da istemiyordur. Ben onlardan isteyeceğim seçimden sonra. Birbiriyle bağlantılı düşündüğüm, tam bu sizin sözü bıraktığınız yerden 3 soru kısa kısa. Tabii. 1. Sinan Ateş. Biz dün Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu sorduk. Çünkü bizim onunla yaptığımız lider masasından hemen önce Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım'la buluştu ve onun adalet talebinde bulunduğunu söyledi. Mesela Sinan Ateş suikastı ile ilgili başlayalım. Ya şunu söyleyeyim, o cinayet işlendikten hemen sonra. Şimdi şöyle bir şey olmaz İsmail Bey. Ankara'nın göbeğinde bir cinayet işleniyor. Herhangi bir cinayet. Ve katledilen kişi iktidar ortağı partinin mensubu, çevresinde ve oradan tek bir ses çıkmıyor. Ya başsağlığı dilenmedi ya. Yani düşmanınız olsa değil mi? Yani hasmınız olsa birisi böyle pusu kurularak öldürüldüğünde ailesinden bir başsağlığı dilersiniz. Yakınlarından başsağlığı. Hiçbir şey olmaz. Şimdi dolayısıyla o an itibariyle bizim açımızdan şüphelidir olay. Ve o gün şunu ifade ettim. Yani bu cinayetin bütün ayrıntılarının ortaya çıkması hepimizin sorumluluğudur. Yani bu sadece Sinan Ateş'in ailesine, onunla aynı dünya görüşüne sahip insanların problemi olamaz. Sizin bu Türkiye'de hepimiz açısından ya böyle bir şey olabilir mi ya? Siz herhangi bir biçimde siyasi nedenlerle farklılaştığınız bir insanın öldürülmesine sessiz kalıyorsanız bu benim için bir tartışma konusudur. Dolayısıyla o günden bugüne söyledim. Yani bu Sinan Ateş cinayetinin bütün ayrıntılarının açığa çıkartılması, hem faillerin hem bu işin arkasındaki organizatörlerin toplum vicdanında yargılanması gerekiyor. Adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Ne olduğunu hepimizin öğrenmeye hakkı var. Peki. Yine bağlantılı olduğunu düşündüğüm, hani aslında mantık olarak bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Farklı ittifaklar var ya. Mesela Hüdapar meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün evvel televizyonda şunu söyledi. Ya onlara dedi bir takım çirkin yakıştırmalar yapıyorlar dedi. Hani onların işte terörle falan bir bağı olmadığına dair bir göndermeleri oldu Sayın Erdoğan. Sonra şöyle bir cümlesi oldu. Hüdapar için tamamen yerli ve millidir. Zaten bizim dedi tamamen yerli ve milli olmayanlarla bir işimiz olmaz dedi. Hüdapar'ın bu siyaset sahnesine dönüşü, iktidarla işbirliğini nasıl yorumlayacağız? İki şey söyleyeceğim. Bir, yani şimdi Türkiye'de kimin, tırnak içinde kullanıyorum, yerli ve milli olduğunu tescil etme makamı Tayyip Erdoğan değildir. Bakın ben açık söylüyorum. Türkiye'nin en Amerikancı iktidarı AKP iktidarıdır. Asla öyle yerli milli bir iktidar falan değildir. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, ülke bütünlüğüne en fazla zarar veren iktidarlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Ve çok demagojik bir biçimde bunu işte milliyetçilik, muhafazakarlık adı altında toplumu bölerek yapıyor. Bunu bir kayda geçelim. Yani kendilerinden olan herkes yerli ve milli, onların uzağında olan, onların karşısında olan herkes de terörist. Zaten bunu reddediyoruz. Bu dili değiştireceğiz. Bunu söyleyeyim. İkincisi bu Hüdapar meselesi. O adını da söyleyeyim. Yani Yeniden Refah Partisi bugün buraya gelirken öğrendim. Cumhur İttifakı. Ben de şöyle bir duygu yaratıyor İsmail Bey. Yani iktidar ne kadar düşmüş ya. Ya şimdi düşünün bakın. Bir parti var. Bu partinin genel başkanı diyor ki ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. 3 günde uğraşıyor. 60-65 milyon arası seçmen olan bir ülkede 3 günde sadece 50 bin imza toplamış. İktidar bundan medet umuyor. Sen varın iktidarın hali siz düşünün. Hüdapar da öyle. Yani hayatta herhangi bir karşılığı olması mümkün değil. Ama yani o kadar çaresizler ki hani bunlardan da medet umar hale gelmişler. Ben o açıdan durumu bizim açımızdan çok iyi görüyorum. Yani iktidar artık bunlarla uğraşıyorsa, yani 10 bin oyun, 20 bin oyun, 30 bin oyun hesabını yapıyorsa demek ki bu iş bitmiş. Yani hiçbir çareleri kalmamış.
Şimdi kadınların tek dayanağı İstanbul Sözleşmesi tek imzayla kaldırıldıktan sonra 6.284 sayılı yasaydı, kadına yönelik şiddete karşı yasa. Refah, yeniden Refah Partisi'nin AKP ile Cumhur'la işbirliği yapmasının koşullarından biri 6.284'ün kaldırılmasıydı. Hatta Derya Yanık'la Özlem Zengin buna karşı çıkınca, tartışılamaz deyince, Özlem Zengin'in açık açıklaması var. Tehdit edildim, yalnız bırakıldım diye. Şimdi daha mı yalnız kaldı AKP'deki bu kadınlar? Şimdi bakın, bu bir şeye işaret ediyor. Biraz önce ben Millet İttifakı'nı sorduğunuzda ne dedim? Dedim ki benim Millet İttifakı'na ilişkin 3 saat, 5 saat konuşacak kadar eleştirim var. Niye? Çünkü ben Millet İttifakı'nın ne dediğini biliyorum. Ortada bir programları var. Oturdular, yazdılar. Siyaset alanında şunu yapacağız dediler. Sosyal alanda bunu yapacağız. Ekonomi alanında bunu yapacağız. Program koydular değil mi ortaya? Ve bakıyorsunuz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mesafelenirsiniz. Ben mesela çok şiddetli eleştireceğim. Söylüyorum, biz önümüzdeki dönemin gerçek muhalefeti olacağız. Yani o iktidara karşı biz ana muhalefet rolü üstleneceğiz. İddiamız bu. Fakat mesela Cumhur İttifakı, ya ben böyle ilkesizlik görmedim ya. Ya ne savunuyorlar şimdi? Şimdi soru şu. Yani eğer 6.284'ten vazgeçiyorsa iktidar, biliyor musun? Bunu söylemeye cesareti yok. Ki biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki kadınların da, işte biraz önce ismini söylediğiniz isimler simgeliyor ama mutlaka arkalarında bir toplumsal destek var. Ya vazgeçti, iktidar söyleyemiyor, ya da bu bizim açımızdan kırmızı çizgidir, bu konuda adım atılmazsa biz buraya girmeyiz diye 3 gün önce daha kitlesini toplayıp konuşmalar yapan Yeniden Refah Partisi vazgeçti. Ya şimdi hangisi ilkesiz bilmiyorum şu anda. Bilmemiz lazım değil mi? Hangisi? Nerede anlaştılar falan? Gerçekten ama şunun altını çizelim, mesela Hüdapar ve Yeniden Refah örneklerinde. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hatırlarsanız, işte Tayyip Erdoğan'a atfedilen önemli özelliklerden bir tanesi, Milli Görüş Hareketi içerisinde kadını yeniden siyasete, daha doğrusu kadını ilk defa siyasette bir aktör olarak yerleştirmiştir, önlerini açmıştır diye anlatılır idi. Şimdi bakın, bununla yola çıkan bir hareket bugün düpedüz kadın düşmanlarıyla ittifak yapma ihtiyacı içerisinde ve kendi partisindeki, işte diyelim ki bakanlık yapan, grup başkan vekilliği yapan kadınlar, biz tehdit ediliyoruz ya diye çıkıp konuşuyorlar. Bu da içinde bulunduğumuz durumun bence önemli fotoğraflarından bir tanesi. Yani bana göre Adalet ve Kalkınma Partisi zaten geride kalan 20 yıllık pratiği boyunca sürekli kadın düşmanı karakterini belirginleştiren bir partidir. Yani yüzlerce, binlerce buna ilişkin sözleri, uygulamaları örnek verilebilir. Ama şimdi artık kendi partisindeki kadınların bile sabredemeyeceği düzeyde açık kadın düşmanlarıyla yan yana gelmeyi tercih ediyor. Bu da zaten ben öyle inanıyordum. Yani AKP'nin yenilgisinin arkasında Türkiye'deki o kararlı kadın mücadelesi olacaktı. Bence önümüzdeki dönemde bunu da göreceksiniz. Yani Türkiye'de AKP'ye karşı biriken o öfkenin en önemli taşıyıcılarından bir tanesi kadın hareketi olacak. O yüzden söylüyorum. Kadın hareketinin mutlaka parlamentoda da yansıması olması gerekiyor. Şimdi insanın kendisinden bahsetmesi zordur. Fakat bu, böyle bir şey rica edeceğim. Şundan dolayı ben reklam arasında böyle bir mesajlara baktım. İşte ya çok iyi ama işte sosyalizm bazı kesimlerde bir antipati yaratmış. Söylemlerinizi genel olarak beğenenler. Yayından önce konuştuğum isimlerden biri hazırlanırken mesela Ahmet çıktı. Ahmet dedim. Şimdi ben gazeteci mesafesinde Erkan Baş'la görüşüyorum falan ama sana bir soru sormak. Tabii dedi. Erkan Baş nasıl biri dedim. İsmail dedi. Nasıl görüyorsan öyle biri. Bu o kadar bir sihirli, yalın ama doğru bir cümle ki. Göksel Ayvaz'ın bir yazısını okudum. Sizinle ilgili bir şeyi var. Göksel Ayvaz. Şimdi orada sizin böyle işte popüler olmanızda, ilgi görmenizde, sizin kendinize özgü bir muhalif tavır geliştirmenizden bahsediyor. Biraz böyle Erkan Baş nedir? Yani oradan da partinizin ideolojisini soracağım da. Çünkü artık parti böyle belli bir yere gelmiş, tam böyle sıçrama noktasında. Erkan Baş'ın felsefesi, bakışı, ideolojisine. Ya şunu söyleyeyim, ben çok küçük yaşlar diyeceğim, yani 15-16 yaşından beri devrimciyim. Kendimi öyle tarif ediyorum. Ben devrimciyim ve insanların eşit, özgür olmasını düşünüyorum. Bütün hayalim bu. Tüm dünyada insanların eşit ve özgür olmasını. Bakın, ama bir örnek vereyim sadece. Şimdi mesela söylediğiniz için. Şimdi 20 yıllık AKP iktidarında 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira. Bakın, 9 trilyon 443 milyar, ben paradan anlamadığım için okuyarak söylüyorum. 831 milyon lira vergi toplamış. Sadece vergi toplamış. Ve şöyle düşünün. Mesela
eskiden biz vergiyi yol, su, elektrik için falan veriyorduk. Şimdi bu iktidar diyor ki biz köprüleri, yolları, hastaneleri de projelerle yapıyoruz diyor. Yani oraya da aslında şöyle anlatıyorlar bize. Cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor diye anlatıyorlar. Şimdi soru ne biliyor musunuz? 20 yılda bu kadar para toplamışsınız. Ama Merkez Bankası'nın borcu 30 milyar dolar artmış. Bu para kimin parası İsmail Bey? Sizin, sizin, kameraman arkadaşının, bizi izleyen yurttaşların vergilerinden söz ediyorum. Ya bizim cebimizden çıkan para bir avuç zenginin eline gidiyor. Şimdi Erkan Baş temsil ettiği değerler itibariyle esas olarak buna isyan ediyor. Diyor ki, ya dünyada ve bizim ülkemizde bizim yarattığımız değerler, alın teri, yarattığımız katma değer, bu ülkede yaşayan herkesin karnı tok, sırtı pek, rahat, huzurlu, mutlu yaşamasına yeter de artar bile. Hepimiz, bakın hepimiz çok daha rahat, çok daha mutlu, çok daha huzurlu, çok daha özgür yaşayabiliriz. Ama birileri bunu engelliyor. Niye engelliyorlar? Sadece daha fazla para kazanmak için. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bunu bugün arkadaşlarla çalışıyorduk seçim beyannamesi üzerine ama erkenden söyleyeyim. Ülkemizde tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin. 30 bin tane çocuk, ailelerini düşünün. Aileleri bunların her gece tedirgin uyuyorlar. Her gece işte bu çocukları 3-4 defa uyandırmak zorunda kalıyorlar falan. Şimdi bütün bu çocuklar için söylüyorum. Bak bütün bu çocuklar için ihtiyaç duyduğumuz para yıllık ne biliyor musunuz? Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. 1 milyar lira. 1 milyar lira parayı ayırsak 30 bin tane çocuk ve ailesi huzur içerisinde uyuyacak. Tedaviye ulaşıyor. Peki bunun karşılığında ne var biliyor musunuz? Merkezi yönetim bütçesinde sadece bakın sadece baskı ve cilt işleri için ayrılan para 9 milyar lira.